Samsun'da bir çocuk yuvasında kalan 4 yaşındaki çölek hastası Elif'in yaşamı yuvada çalışan Gülümsel Horoz'un minik kıza koruyucu aile olmasıyla değişti. Horoz yaptığı açıklamada Süleyman Yançıtoroğlu çocuk yuvasında bir yıl önce çalışmaya başladığını, yuvadaki çocuklardan Elif'in kısa sürede kendisine bağlandığını anlattı. Elif'le çalışırken çocuk yuvasını orada onu tanıdım. Her çocuğu sever gibi onu da seviyordum. Sonra arttı onun bana bağlanması. Yani her zaman her iş çıkışı peşime ağlıyordu, sürekli sarılıyordu eteklerime, beni bırakma. Ne sonra düşündüm, karar verdim. Bir 4 ay, 5 ay bir nasıl diyeyim tanıma süreci içimde karar verme aşaması geçirdim. Sonra artık karar verdim hiç düşünmeden. Horoz'un 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi eşi Ayhan Horoz da Elif'i çok sevdiğini, evden uzaklaştığında küçük kızı çok özlediğini, iş dönüşü Elif'in kendisini kapıda karşıladığını söyledi. İlla kan bağıyla bağlı olmasına gerek yok. Belli bir alışkanlık sürecinden sonra sanki öz çocukmuş gibi olabiliyor. Bir yere gittiğim zaman ben de özlüyorum. Geldiğim zaman bana sarılıyor. Çocuklar babaya daha çok düşkün oldular. Sizinle bir bağ oluştu mu aranızda? Evet, aynen öyle. Kendisi... Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı da amaçlarının bütün çocuklara aile ortamı sağlamak olduğunu vurguladı. Bu bağlamda tabii bizim Merkez Çocuk Yuvamızda kalan Elif isminde çocuğumuz 2011 doğumlu. Daha önce Gülümser Hanım bizde hizmet alım eleman olarak işe başlamıştı. İşe başladıktan sonra kendi personelimiz tabii. Oradaki çocuklarımızdan Elif'i, 2011 doğumlu Elif'i koruyucu aile olarak yanına alıyor. Biz o...